Haftanın golüne hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, Süper Lig'de 28. haftayı da geride bıraktık. Her zaman olduğu gibi sizin için belirlemiş olduğumuz 4 aday var. Kliyeli Haftanın golünü seçmeniz adına Ekrem Ekşioğlu ile birlikte bu 4 adayı değerlendireceğiz. Hemen ilk adayımız gelecek ekranlarınıza. Yukatel Denizli Spor Beşiktaş karşılaşmasında. Laiç. Enkudu. Burak. Enkudu, Enkudu! Muhteşem bir gol! Denizli'de skor 3-1. Topun gelişine muhteşem vurdu Enkudu. Aradaki farkı 2'ye çıkarıyor siyah beyazlılar. Enkudu 3-1. Beşiktaş'ın 3. golünü kaydetti Enkudu. Gerçekten çok klas bir vuruş. Çok klas bir vuruş ama aynı zamanda kendi hazırladığı pozisyonda. Kendi pişirdi, kendi yedi değil mi? Evet, kesinlikle. Yani, tamam, Burak ve Laiç yardım etmişler ona ama gerçekten hani o paslaşmadan sonra sol ayağıyla çok sert ve çok net bir vuruş yaptı. Çıkartmak çok zor zaten kaleciler için bu topları. İkinci adayımıza da bakacağız. Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinden gelecek. Geriye doğru seri. Topu aldı önüne. Eksin etrafında döndü. Gönderdi içeriye. Belhanda çekti soluna. Gol pozisyonu ve gol. Müthiş bir gol. Belhanda attı. 40. dakika. 1-0'dan dönüş yapıyor Galatasaray. Dört dakika arayla. Önce Falcao, şimdi Belhanda. Yine kendisinin hazırladığı, hazırladığı bir gol takımına da beraberliği getiren Belhanda yeteneğini ilk kez bu kadar kullandığını gösterdi bize. Yani Galatasaray'a geldiğinden beri iyi işler yaptı, anlar mutlaka oldu. Beklentilerin altında kalmıştı ama bu maçta ceza sahasında öyle soğukkanlı kalabilmesi, iki oyuncuyu birden ekarte edip ters ayağıyla golü bitiriciliği yapması bence dersik. Dersik nitelikte bir goldü yani. Üçüncü adayımıza bakacağız. Aytemiz Alanya Spor, Trabzonspor karşılaşmasından gelecek. Chavelas. Bakasetas. Bir çalım attı. Bakasetas gol attı. Bakasetas 96. 5. dakika müthiş gol attı. Aytemiz Alanya Spor 2. Trabzonspor 2. İnanılmaz seviniyor Aytemiz Alanya Sporlar. Müthiş bir gol. Bakasetas. Bakasetas'ın 90+5'te takımına puanı getiren golü. Çok ve maçın içerisinde yine bir şutla da çok yaklaşmıştı. Ercan'ın çok güzel bir kurtarışı vardı ama burada topa çok sert vuruyor. Topun yerden sekmesi topun ivmesini arttırıyor. Kaleciyi zor durumda bırakıyor. Ve öncesinde yaptığı işte ters ayağıyla diğer tarafa çekmek. Yani çok güzel bir gol daha izledik. Yine bu hafta işleri zor izleyenlerimizin. Gerçekten hani birçok ölçüde bu kadar özelliğin bir arada olduğu goller olmadı. Yani gol vuruşu oldu vesaire ama aynı zamanda golün hazırlanmaları da çok güzeldi. Evet. Bu gol için aynı şeyi söyleyebiliriz. Dördüncü adayımıza bakacağız sevgili izleyenler. HES Kablo Kayseri Spor Gençler Birliği karşılaşmasından gelecek. Şimdi tekrar onun koşu yoluna. Cece sol kanada aktardı. Yasir orada. Yasir yaptı ortasını yerden. Kontrol geldi. Pedro Henrique! Pedro Henrique atıyor. Kayseri Spor 1-0 öne geçiyor Gençler Birliği karşısında. Çok aradı bu golü. Prosineçki'nin takımı çok istedi. Ve Pedro Henrique takımını 1-0 öne geçiriyor. Pedro Henrique'nin kaydetmiş olduğu gol. Evet, yani çok markaj altında değildi ama ona rağmen önceden kafasını hazırlamış pozisyonu, sağ ayağıyla önüne alışı, sol ayağıyla çok sert vuruşu. Gerçekten güzel bir gol izledik. Kendisini gösteren bir performans var onun da bu sezon, özellikle Kayseri Spor adına gördüğümüzde. Bu da güzel gollerden biri oldu. Evet sevgili izleyenler, sizin için belirlemiş olduğumuz 4 adayımızı, gol adayımızı sizlerle birlikte, Ekrem Ekşioğlu ile birlikte yorumladık. Siz de sizin adınıza Kliyeli Haftanın golünü seçmek için
tr.beansports.com ve Beansports uygulamanızdan sizin adınıza golleri paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.